İtalya böyle. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Teşekkürler. Hoş bulduk efendim. Umuyoruz sizleri fazla bekletmedik. Antalya'nın en güzel mevsimlerinden birisi bugün. Güzel bir pazar günü birlikteyiz. İnanın havalimanından bu platformun arkasına gelene kadar sürekli sana söz otobüsümüzün yolu kesildi. Bir kez daha Antalya'nın misafirperverliğine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız sevgili Antalyalılar. Akdeniz'in yiğit insanları, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. 14 Mayıs'ta sevgili Antalyalılar, Akdeniz'in yiğit insanları, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? Evet. 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Evet. 14 Mayıs'ta bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Evet. Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Evet. Antalya hakkını alsın mı? Evet. Türkiye hakkını alsın mı? Evet. Alsın mı? Haydi adalete, haydi haydi, eşitliğe haydi haydi, Türkiye haydi. Ben Kemal, geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu. Sevgili Antalyalılar, sizlerin oylarıyla 2019'da göreve getirdiğiniz sosyal belediyeciliğin mimarı, barışın, adaletin ve huzurun temsilcisi, turizm kenti Antalya'nın çehresini değiştiren ve yükselten, şimdi de Türkiye'yi baharlar getirmek için özveriyle çalışan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği buraya davet ediyorum. Bıktık, usandık, haydi cana. Benim güzel Antalya'mın güzel insanları, sevgili hemşehrilerim, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Halkımızın umudu, altılı masanın mimarı, birleşe birleşe kazanacağız diyerek Halil İbrahim sofrasını büyüten 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakımızın Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Gültekin Uysal. Ankara'dan abim gelmiş, sevgili mevkidaşım, dostum, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım Mansur Yavaş.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehri, yeri dedi. Tarımın, turizmin başkenti, Yörükler diyarına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gücümüzü önce Allah'ımdan, sonra sizlerin sevginizden aldım. Bugüne de sizlerin sevgisiyle, bu coşkuyla bu miting alanımızı doldurdunuz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yüz binlerce güzel insanın kalbi bu meydanda hak, hukuk, adalet için atıyor. Üçüncü Cumhurbaşkanımıza ve bizlere olan inancınız için teşekkürler Antalya'm. Bu meydan bize uğur getirmiştir. 19 Mart 2019'da yine bu meydanda yine sizlerle Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ablam beni Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız olarak tanıtmıştı ve sizlere emanet etmişti. Onların takdiri ve sizlerin güveniyle 4 yıl boyunca sizlere hizmet etmeye çalıştık. Beni Torosların evladı diye bayrınıza bastınız. Allah'ıma şükürler olsun ki ben de sizi hiç mahcup etmedim. Bizim için personelin maaşını bile ödeyemez. Sosyal yardımları keser. Yapamaz dediler. Bütçesine göre Türkiye'nin en borçlu belediyesinde çalmadan, çaldırmadan hem borçları ödedik hem de kimseyi ötekileştirmeden vatandaşımızın menfaatine olan tüm projelerimizi gerçekleştirdik. Seçimlerde ne söz verdiysek fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bugün belediyemizin hiçbir kurum, kuruluşa ve çalışma arkadaşlarımıza borcu yoktur. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dünyamızı ve ülkemizi sarsan pandemi, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını, seller, depremler, ekonomik kriz ve tüm engellemelere rağmen halka hizmeti, hakka hizmet olarak gördük. Çalıştık ve ürettik. Şimdi de Millet İttifakı olarak Türkiye Cumhuriyeti için tarihi bir seçime giriyoruz. Yine yapamaz, edemez diyorlar. Yaptıklarımızı görmezden geliyorlar. Karalıyorlar. İftira atıyorlar. Varsın desinler. Benim Antalyalı hemşehrilerim bu yalanlara inanmaz. Biz bu filmleri çok gördük, çok. Boy boy resimler asıp ikinci Antep raylı sistemi biz yaptık diyorlardı. Biz seçimi kazandığımızda 379 milyon lira bedeli bizden hemen aldılar. Oysa biz onunla köylümüze, kentlimize yardımlarımızı devam ettirecektik ama yine devam ettiriyoruz. Arıtma tesislerini de biz yaptık diyorlar. Hem Serik'te hem Kemer'de atık su gelirlerimizin karşılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptırıyoruz. Gelirleri vermezseniz yapmayız dediler. Biz de protokol yaptık. Yani bir nevi müteahhitlik sözleşmesi gibi. Dolayısıyla arıtma tesislerimizi sevgili Antalyalıların parasıyla yapıyoruz.
21 yıldır her seçim öncesi Antalya'ya hızlı tren getiriyoruz dediler. Hani nerede? Elinizden tutan mı vardı? 21 yıldır yapmadınız. Sevgili hemşehrilerim, bunların hiçbirisine takılmayacağız. Benim aşık olduğum güzel Antalya'm kararını çoktan verdi. Şimdi sevgili hemşehrilerime soruyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili Antalyalılara, hemşehrilerime soruyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? Yapacak mısınız? Allah razı olsun hepinizden. 14 Mayıs aynı zamanda annelerin günü. Şimdiden annelerimizin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum. İnanıyorum ki ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için annelerimiz en güzel hediyeyi 14 Mayıs'ta vereceklerdir. Değişim yine kadınlarımızla olacaktır. İstanbul Sözleşmesi yaşayacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 15 Mayıs sabahı itibariyle çocuklarımızın istismara uğramadığı ve yatağa aç girmediği, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, çiftçimizin, köylümüzün, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu güzel günler için sana söz Antalya'm. Her şey daha güzel olacak. Haydi Antalya'm. Birleşe birleşe kazanacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın. Haydi umuda, haydi haydi bolluğa, haydi haydi kazanalım haydi. Bıktık, usandık, haydi can atar etti, haydi haydi kazanalım haydi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Antalyalılar, bir duyuru anonsu yapmak istiyorum. Koza İşlek 16 yaşında. Kozanın üzerinde beyaz tişört var, kaybolmuş. Kozayı görenler olursa lütfen, biraz imkansız gözüküyor ama bize eğer bu tarafa gelebilirse Koza, yardımcı olacağız kendisine. Orada mı? Buldunuz. Kazım İşlek. Tamam, anladım. Annesi burada. Arkadaşlardan rica ediyoruz. Sağlık personellerinden rica ediyoruz. Platformun sol tarafına, sol ön tarafına lütfen sağlık görevlileri gelebilir mi? Rica ediyoruz. Sevgili Antalyalılar, şimdi izin verirseniz her kentte bir değişik program akışı sergiliyoruz. İnsanlar özellikle heyecanla bekliyor şimdi ne olacak diye. 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla Ankara'ya, parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı, aramızda bulunan belediye başkanlarımızı, 27. dönem milletvekillerimizi ben sizlere bir kez daha tanıtmak istiyorum izin verirseniz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarını, aynı zamanda İYİ Parti'mizin de milletvekili adaylarını takdim edeceğim. Öncelikle Antalya milletvekillerimizden başlamak istiyorum.
Aydın Özer. Rafet Zeybek. Çetin Osman Budak. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Sevgili Antalyalılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka. Kazanalım haydi. Bıktık usandık haydi cana tak etti haydi haydi. Kazanalım haydi. Şimdi izin verirseniz Antalya milletvekillerimizi anons edeceğim. Uzun yıllardır Antalya'da turizmci bir milletvekilimiz var aramızda. Aslında ben kendisini sürekli halinde turizm emekçisi olarak tanıtıyorum. Sururi Çorabatır. Adalete güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz... Cavit Arı. Aliye Coşar. Gitti, emekler gitti haydi. Kazanalım haydi. Haydi kazanalım haydi. Haydi beraber haydi. Haydi Türkiye haydi. Serap Yazıcı Özbudon. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi, haydi Türkiye haydi. Şerafettin Kılıç. Sana söz veriyorum. Mustafa Erdem. Haydi umuda haydi haydi, bolluğa haydi haydi, kazanalım haydi. Bıktık usandık haydi cana. Murat Özçelik. Adalete haydi haydi, eşitliğe haydi haydi, Türkiye haydi. Ben Kemal. Mustafa Erdem. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete Hasan Ercüment Taşdemir. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese. Nilüfer Deveci. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarırız. Gitti gençliğimiz, gitti gitti. Vahap Tüncer. Sibel Gezen. Haydi umuda haydi haydi, bolluğa haydi haydi. Ramiz Atahan. Haydi. Bıktık usandık haydi cana tak etti haydi haydi. Emrah Yurtlak. Haydi adalete haydi haydi, eşitliğe haydi haydi, Türkiye haydi.
Ben Kemal, geliyorum. Zeliha Milli. Burada bir taraf, adalete güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Hatice Kübra Turan. Temiz sayfa açarız, sana söz biz birlikte yüzyılı kurtarırız. Müge Gezginci Ünsal. Mehmet Gök. Beraber haydi haydi Türkiye haydi. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi, haydi Türkiye haydi. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Ben Kemal, geliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımızı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi onları bu platformun bu noktasına alayım. İnmeyin, burada bekleyin lütfen. Bu noktaya sınalayım lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Antalyalılar. Şimdi İYİ Parti milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim ama hemen öncesinde Antalya milletvekilimiz Hasan Subaşı'yı buraya davet ediyorum. İYİ Parti milletvekili adaylarımız Uğur Poyraz. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye haydi. Aykut Kaya. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Ali Adnan Kaya. Ayşen Kurt. Haydi. Serkan Tekin. Bıktık. İlhami Okudan. Haydi. Mehmet Başaran. Haydi. Nesrin Ünal. Musa Ertuğan. Mesut Yılmaz. Adalete, haydi, haydi. Durmuş Kaplan. Haydi. Türkiye, haydi. Ben Kemal. Geliyorum. Taraf, taraf. Arif Kocabıyık. Burada bir taraf, adalete güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket. Başak Karataş. Bereket, ver coşkuyu herkese. Durmuş Ali Arslan. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte. Neşe Toker. Levent Özdemir ve Hatice Avcı. İYİ Parti milletvekili adaylarımıza katılımları için bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili Antalyalılar, yine sizlerin oylarıyla 2019 yılında göreve getirdiğiniz belediye başkanlarımızı buraya davet edeceğim.
birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Murat Paşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen. Haydi Bolu'a, haydi haydi, kazanalım haydi. Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen. Haydi cana tar yetti, haydi haydi, kazanalım haydi. Köşemaltı Belediye Başkanımız Turgay Genç. Haydi adalete, haydi haydi, eşitliğe haydi haydi, Türkiye haydi. Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi. Taraf yok ki burada bir taraf, adalete güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Gazipaşa Belediye Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz. Tüm millet yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz, biz birlikte yüzyılı kurtarırız. Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köroğlu. Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu. Elmalı Belediye Başkanımız Halil Öztürk. Demre Belediye Başkanımız Gülsüm Cengiz. Haydi, haydi Türkiye haydi. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Sevgili Antalyalılar, hemen yanı başımızda komşu kentimizin belediye başkanı, Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz. Haydi haydi. Kazanalım haydi. Bıktık usandık. Antalya'ya aslında fazla uzak değil. Başkentten geliyor. Cumhuriyet'in ilçesi. Ankara'nın yeni mahalle belediye başkanı Fethi Yaşar. Adalete haydi haydi, eşitliğe haydi haydi, Türkiye haydi. Ben Kemal, geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf, adalete güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket, ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız, sana söz, biz birlikte yüzyılı kurtarırız. Belediye başkanlarımıza, değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. İsterseniz bu taraftan, isterseniz bu taraftan, bu taraf daha uygun bence, isterseniz bu taraftan inebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir kez daha katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Nasıl vitrin, gördünüz mü? Hak, hukuk ve adalet mücadelecisi hepsi. Antalya hakkını alacak diyor. Türkiye hakkını alacak diyor. Sevgili Antalyalılar, şu pankartları bir indirelim mi? Büyük pankartları bir indirelim. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Pankartlar, yelken bayraklar. Bu orta noktada hiç kimse olmasın. Arkadaşlar, bu orta noktada hiç pankart olmasın, rica ediyorum. Bakın, o pankartı bu noktada açabilirsiniz. Serbest. Ama burada canlı yayın kamerasının önünde lütfen, rica ediyorum. Sevgili Antalyalılar, tam 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğdu. Sağlık görevlisi arkadaşlarımızı hemen platformun önüne davet etmek istiyorum. Platformun önüne sağlık görevlisi arkadaşlarımıza. Ben Kemal, geliyorum.
25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğan, başkentimizi yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyoruz. Sevgili eşi Nursen Yavaş'la birlikte selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Ankara'yı hizmetle tanıştıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la sizleri baş başa bırakıyorum. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Hayır, yap bir hareket, gelsin artık bereket. Merhaba Antalya, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Türkiye'nin her yerinde bu görüntüleri görüyoruz. Öğleyin İYİ Parti Sayın Genel Başkanı Meral Akşener'le Manisa'daydık. Teşekkür ederim. Daha sonra Sakarya'da mitingi yaptık ve buraya geldik. Üçüncü mitingimiz. Her yer böyle tıklım tıklım. Her yerde bütün ülkemizdeki değişim isteğinin yansımasını görüyoruz. İnşallah Türkiye'de iktidar değişecek. Evet. Fakat Ankara'da olduğu gibi değişimden korkuyorlar. Çünkü değiştiği zaman bazı şeyler incelenecek. Yeni bir yönetim gelecek. 21 yıldır iyi yönetim olarak sunduklarının neler olduğu ortaya çıkacak. Tıpkı Ankara'daki gibi. Bunların ortaya çıkmasını istemiyorlar. İstememekte de haklılar. Her gün televizyonlara düşen videolara baktığınız zaman maalesef ülkem ne hale gelmiş. Vah ülkem vah diyoruz. Bakın Ankara'da 23,5 yıl jeliboncu bir kafaya emanet edildi. 23,5 yıl seçim kazanırken şimdi olduğu gibi güzel de ona vakit ayırmaya değmez ki. Evet. Hep böyle karşı tarafı kutuplaştırarak bunlar solcu gelirse şöyle yapar, bunlar şucu gelirse böyle yapar diye asıl gayelerini gizlediler. İnsanları kutuplaştırdılar. O hale geldi ki ben aday oluncaya kadar Ankara'da ve Türkiye'de yayıldı. Abi adam çalıyor ama çalışıyor dedirttiler. Ve bunu evet bunu normal bir şeymiş gibi Türkiye'ye yayıldı bu. Dolayısıyla yüce dinimizin en önemli yasağı olan kul hakkını yemek gayet normalmiş gibi kabul ettirdiler o muhafazakar kitleye. Böyle seçim geldiği zaman hemen biraz milliyetçilik sosu, biraz muhafazakarlık sosuyla insanların gerçek gündemden kopmasını, gerçeklerini görmesini saklamaya çalışıyorlar. Şimdi olduğu gibi. Asıl gündemimiz nedir? Ayın 15'inden sonra iş yerinize, evinize gittiğiniz zaman gerçek gündem ekonomidir. Kiracı ev sahibi tartışmasıdır. Acaba taksitler nasıl ödenecek? Çocuğun okul taksidi nasıl ödenecek? Evin ihtiyacı nasıl giderilecek? Kredi kartları nasıl ödenecek? Durumda ne gibi bir değişiklik olacak? Hükümet devam ederse hiçbir değişiklik olmayacak.
ama en azından muhalefet gelirse, şimdiki Millet İttifakı gelirse bir şeyler değişecek. Bunun konuşulmasını istemiyorlar. Bir yerde İHA, bir yerde SİHA, bir yerde gemi, bir yerde TOK. Allah razı olsun yapanlardan. Başımızın üstünde yeri var. Nasıl 70'li yıllarda o tersane yapıldı da o tersane yapanlar sayesinde Anadolu gemisi yapıldıysa, nasıl 90'lı yıllarda İHA'lar ve SİHA'lar yapılmaya başlanıp şimdiki seviyeye geldiyse, ama o zamanki siyasilerin hiçbirisi bunu siyasete alet etmedi. Çünkü onlar milletin malıydı. Milletin parasıyla, milletin vergileriyle yapılmıştı. Kimsenin aklına gelmedi bunları siyasete alet etmek. Okullara girdi siyaset, camilere girdi siyaset. Nereye girmemesi gerekiyorsa oralara girdi siyaset. Ama ben diyorum ki gerçek gündem öyle değil. Ayın 15'inden sonra bütün bu gemiler, SİHA'lar görev alanlarına gidecek. Ve inşallah Millet İttifakı iş başına gelecek. Onları çok daha geliştirecek. Bundan şüpheniz olmasın. Çünkü bize lazım. Niye lazım? Burnumuzun dibinde Rusya ve Amerika PKK ve YPG'lere silahlı eğitim verdiriyor. PKK Kandil'de hala silah bırakmamış. Türkiye'mizin sınırını kim tehdit ederse onların üzerine füzeleri yağdırmak üzere lazım onlar bize. Zannediyorlar ki sadece kendileri kullanır, alıp eve götürecek zannedersiniz. Öyle bir şey yok. Bunlar milletin malıdır. Siyasete alet edilmemelidir. Ben diyorum ki gerçek gündem ekonomidir. Böyle bu şekilde insanların gözlerini başka şeye itmek suretiyle gündemden kaçırıyorlar. Bir diğeri, ikinci seçiminde, benimkinde biliyorsun şöyle dediler. Sıkışınca, anketler ortaya çıkınca yalanlar, iftiralar bunlarda bol. Şimdiki gibi. Halbuki iyi ki bir Müslüman iftira atmaz, yalan söylemez, nefret konuşması yapmaz. Hiçbir şekilde Allah'tan korkar ve yarın ben bunun nasıl hesabını vereceğim diye iftira atmaz, öyle mi? İftira atmak demek çok büyük bir eğitisi var dinimizde. Ama öyle değil. O koltukta kalmaları lazım. O koltuğu bırakmamaları lazım. Çakarlı arabalar, 3-5 maaşlar, lüks villalar, lüks araçlar, lüks hayattan vazgeçemiyorlar artık. Bir lokma bir hırka diye geldiler. Devletin mumu, devletin mumuyla kendi mumumuzu ayıracağız dediler. Dün Çevre Bakanı diyor ki, kamu araçlarını kullanıyor musunuz? Evet diyor, ne var bununla diyor. Hakkımızı helal etmiyoruz. Etmiyoruz. Biz kullanmıyoruz kamu araçlarını siyasette. Siz niye kullanıyorsunuz? Ama artık devlet benim. Devlet biziz. Devlet bizim malımız gibi bakıyorlar artık. Ve 2001-2002 yılında insanlara böyle bir lokma bir hırka deyip biz size saadeti getireceğiz. Biz size cennet vaat ediyoruz. Yolsuzluk yapmayacağız, yaptırmayacağız. Biz gene bir şey istemiyoruz. Bir lokma bir hırka yeter. Yeter ki vatandaş zengin olsun deyip cenneti vaat ettiler. Kendileri zenginlediler. Halka cehennemi yaşatıyorlar şu anda. Ve benim seçimimde dediler ki Mansur Yavaş kazanırsa Sayaçları PKK'lılar okuyacak. Faturaları DHKP'lilere götürecek. Ne oldu? Nerede PKK? Ne işi var benim belediyemde PKK'nın? Yalanınız bassın, yalanınız. Ve ondan sonra o seçimde biliyorsunuz Millet İttifakı belediyeleri kazanırsa devletin bekası tehlikeye girermiş. Şu anda iktidarda kalmaları devletin bekasını tehdit ediyor. Açlık, fakirlik, mülteciler, uyuşturucu idare edemiyorlar artık. Ambulans mı? Evet, ambulans arkadaşlar. Nerede var yakın? Evet, var mı orada?
Ne diyorlar? Geldi mi? Bir dakika. Ondan sonra baktılar ki Mansur Yavaş seçildi. Ne işçileri attı, ne yardımları kesti. Tam tersini, devletin bekası tehlikeye girer diye beklerken Mansur Yavaş onların çözüm döneminde, evet orada da ambulans mı? Arkaya da bir ambulans arkadaşlar, bakın. Yüksek bayrakların olduğu yer. Evet, orada gördünüz mü arkadaşlar? Ve çözüm süresinde PKK istedi diye Türk bayrağından, Türk kimliğinden, TC'den rahatsız olmasınlar diye söktükleri TC tabelalarını duvara çaktık. İlk hafta yerine koyduk hepsini. Bu sefer baktılar ki yalanları yetmiyor. İstanbul seçiminde Ekrem Başkan'ın seçimini iptal ettiler. Bu sefer beka diyemediler. Çünkü diğer belediyelerin hiçbirisinde ne kimsenin giyim tarzına karışıldı, ne hayat tarzına karışıldı, ne de işçi çıkarıldı vesaire. Ekrem Bey'in seçimine gelince taktik değiştirmeler lazım. Başladılar. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur diye başladılar yalan söylemeye. Ekrem Başkan kazandı. Hani ne oldu? Hepsi yerinde duruyor. Kudüs'te Mekke düşerse sizin yüzünüzden düşer. Neyse. Baktılar o da tutmuyor. Bu sefer yedek kuvvetleri getirdiler. Bunu çok iyi dinleyin çünkü şimdi bütün propagandayı buraya dayandırdılar. Baktılar kazanamıyorlar. 33 askerimizi Bingöl'de şehit etme emrini veren Osman Öcalan'ı AK Parti'ye oy istemek üzere, Binali Yıldırım'a oy istemek üzere televizyona çıkardılar. Evet. O koltukta kalmak için nelere başvuruyorlar? O da yetmedi. İmralı'daki bebek katilinden mektup getirdiler. Neden? AK Parti'ye oy verdirmek için. Binali Yıldırım'a oy verdirmek için bunu dahi yaptılar. Ben diyorum ki siyasette artık her şeyi meşru görüyorlar. Meşhur lafları vardı. Neydi meşhur lafları? İktidar için papaz elbisesi bile giyeriz demediler miydi? Dolayısıyla artık bu tür siyaset ortadan kalkacak. Vatandaşı korkutma siyaseti ortadan kalkacak. Bakın, daha Diyarbakır milletvekilleri ne söyledi? Öcalan'la sürekli görüşüyor devlet. Daha yeni sürekli görüşüyor. Ne var bunda dedi. Kandil'deki bir tane PKK'lı da dedi ki ben anlamıyorum bizi niye siyasete alet ediyorlar. Videosunu mutlaka görmüşsünüzdür. En fazla bizimle Tayyip Erdoğan AK Parti temas kurdu. Onlar üst düzey görevlileri bizi onlar gönderdi. Şimdi niye şikayet ediyorlar diye dert yanıyor. İki yüzlü siyaset. Ben diyorum ki biz 65 milyonun oyuna talibiz. 65 milyon seçmenin oyuna talibiz. Ve 85 milyona huzur getirmek istiyoruz. Bu nedenle herkesin oyuna talibiz. Çünkü Anadolu'nun tüm coğrafyasındaki dertlerimiz müşterek. Çözümlerimiz de müşterek. Şu seçmen, HDP'li, Kürt seçmen, MHP'li seçmen diye bir derdimiz yok. Tüm seçmenlerin oyuna talibiz. Talip olmak suç mu? Hepsine mutluluk getireceğiz, kardeşliği getireceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Nasıl Ankara'da, İstanbul'da hiçbir Allah'ın kulu belediye değişti, bunlar taraf tutuyor, taraf insanları ayırıyor diyemiyorsa, işte biz de kimseyi kutuplaştırmadan 85 milyonu kucaklayacağız. Biz diyoruz ki Cumhur İttifakı'na oy verenler de, Millet İttifakı'na oy verenler de bu milletin tertemiz yurttaşlarıdır. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Evet şimdi vermeyebilir ama inşallah Millet İttifakı iktidara gelip çalışmaya başladıktan sonra onlar da oy vermediklerine inşallah pişman olacaklardır. Ama kınamıyoruz ve onlara kötü söz söylemiyoruz. Fakat bıktık artık. Gerçekten bıktık. Bu kadar insanı, şuradaki insanı terörist ilan ediyorsanız vah halinize. Hani 85 tane kalmıştı terörist? Hani dağlarda 85 terörist kalmıştı? Ne oldu?
Onlar mı bölecek? 40 yıldır bu milletin kan kustuldular. Silahla Kürtleri, Türkleri öldürdüler, bölünmedi. 80 kişi olunca mı bölünecek? Kimse bölünemez Allah'ın izniyle. Ne bebek katili hapisten çıkar, ne eli kanı teröristten hiçbirisi hapisten çıkamazlar. Ama siz aynı görüşe mensup, aynısını savunan, onu da internette göreceksiniz. Hizbullah'ın uzantısını, onlar da Türk bayrağına karşı, Türk kimliğine karşı yemin edecek misin diye sorulduğu zaman bir bakacağım diyor. Yani yemin et, o yüce meclise girdiği halde yemin edip etmeyeceğine net bir şekilde cevap veremiyor. Sınırlar kalksın, Kürdistan kurulsun talepleri var. İkisi de aynı şeyi. Birisi İslami şeylerin söylemlerinin arkasına saklanıyor. Öbürü de işte bildiğiniz gibi başka söylemlerin arkasına saklanıyor. Amaçları aynı. Peki HDP şu anda bizim rakibimiz. Ayrı seçime giriyor. Hüdapar ne? O da bizden değil diyorlar. Kimden? O gün spiker o kadar güzel söyledi ki. Aynı görüşleri savunanla ittifak yaptınız dedi. Hayır yapmadık dedi. O bizim dışımızda. Hayır dedi, içinizde. Ondan sonra hıkkık dediler. Artık yeter. Kendilerini bir şey sanıyorlar, bize işgalci diyorlar. Kendilerini milli, bizi gayrimilli ilan ediyor. Geçin kardeşim, geçin. Hepsinden daha milliyiz. Böyle parça parça, zaman zaman işinize gelince milliyetçi, işinize gelince muhafazakar olunmaz. Samimiyetsizliklerine bir örnek verip gideceğim. Biraz önce yine Cumhurbaşkanı hala camide bir ay işler yalanına sarılmış maalesef. İmam ortada, imam... Bir dakika, bir anlatayım. İmam diyor ki böyle bir şey olmadı. Yeter artık insanları kandırdığınız. Bakın son cümlemi söylüyorum Sayın Genel Başkan'ı bekletmemek için. En son dediler ki işte seçim olacak. Ertesi gün şampanyayla kutlayanları mı tercih edeceksin? Alnı secdeye değenleri mi? İşleri güçleri istismar. Ben de diyorum ki bu kardeşiniz Ankara'da seçildi. Sabah gitti Hacı Bayram Camii'nde namazını kıldı, şükür namazını kıldı. Haydi Bismillah dedi, başladı. Sana ne? Evet, sizden kurtulunca da istediği gibi kutlar. Kimi şükür namazı kılar. Ben Ankara'da 25 yıllık yolsuzluk düzenini kaldırma fırsatı verdiği için Ankaralılara gittim şükür namazını kıldım. Sizi gönderelim. Siz gittiniz diye de şükür namazı kılacağız. Söz. Ama karışma millete. İşleri güçleri iş ki belden aşağı laflar. Görüyorsunuz yani ne laflar ne fantaziler uçuşuyor. Şimdi diyor ki madem sen çok samimisin, şampanyaya da çok karşısın, sizin bakanınız uçakta, devletin uçağında kocaman bir şampanyayı devirmiş. Sızmış, gözler böyle oynuyor, bir fotoğrafı var. Tek kelime ettiniz mi? Etmediniz. Onlara her şey helal. Haram da helal onlara. Ağızlarını açmazlar. Yolsuzluk iddiası var mı o bakan hakkında? Var. Tek kelime ettiniz mi bu adam kul hakkı yedi mi diye? Etmediniz değil mi? Peki her cuma Google'dan bir ayet sallıyorum dedi. Ona tek laf ettiniz mi? Gene etmediniz. Ben diyorum ki bana bakın, çift taraf yani iki yüzlü siyaset yapmayın. İnsanların hayatına karışmayın. İnsanlara, özellikle gençlere akıl vermeyin. Aklınız varsa o gençlerden akıl alın artık. O hale geldi memleket. Hepsi bizden güzel yetişti. Ve artık bu iki yüzlü siyaseti ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Mevsimlik milliyetçiliğe son. Bu kulaklar duydu milliyetçiliğin her türlüsünü ayaklarımın altına aldım diyeni. Ne oldu şimdi buraya çıktı milliyetçilik? Ne oldu? Oya ihtiyaç var. Oy milliyetçiliği red. Oy için muhafazakarlığa da red. Cenab-ı Allah'tan başka kimse bilmez kim ne kadar milliyetçi, kim ne kadar muhafazakar. Açlığı çözüm bulun. 21 yıldır bulamadınız. İnsanları kuru soğana muhtaç ettiniz. Kuru soğanı da alamaz hale geldiler. Bunu konuşalım. Başka şeyi boş verin. İşte bunları konuşturmamak için iftiralara sarılıyorlar. İnşallah 6 siyasi parti genel başkanı yan yana geldi.
2400 maddelik mutabakat metnini verdi. Şimdi karşı tarafın şu anda iktidarın ekonomik olarak yapabileceği bir şey kalmadı. Niye? Çünkü kendimize haslayıp bir ekonomi modeli tutturdular. İki ayda bakan, iki ayda Merkez Bankası müdürü değişti. Eski bakanı davet ediyorlar, gel bizi kurtar diye. O da diyor ki kardeşim, sen bizi dinlemedin ki. Zaten dinlemiyorsun ki, benim size yapacak bir şeyim yok diyor. Dolayısıyla 15 Mayıs'tan sonra ekonomik olarak bu hükümetin yapacağı bir şey olmadığı ortada. Deneme yanılmayla bu işler gitmez kocaman ülke. Ama bu tarafta Millet İttifakı'nda adeta Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilebilecek ekonomistler hazır. 15 Mayıs'ı bekliyorlar, hemen gelip yapılabilecek ne varsa insanların hayatını daha konforlu, daha iyi yaşatacak ne tür tedbirler varsa bunların hepsini alacak. Ve bu güzel ülkede yoksulluğun ortadan kalkmasının en önemli şeyi israf ve yolsuzlukların önlenmesidir. İnşallah yolsuzluklar da engellenerek güzel ülkem inşallah bahara kavuşacak. Her şey birinci turda bitiriyor muyuz? Söz mü? Söz mü? Evet. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'dan da ses aynı şekilde çıkıyor. Ve inşallah ayın 15'inde Sayın Genel Başkanımızı birinci turda 13. Cumhurbaşkanı olarak seçiyoruz. Ben söz aldım. Kızılay'da karşılıyoruz. Ama Çankaya'ya kadar da yürütüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna, ona yakışacak koltuğuna oturtuyoruz inşallah. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Usandık, haydi cana, tak etti, haydi haydi, kazanalım haydi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, sevgili eşi Nursen Yavaş'la birlikte selamlıyor sizleri. Teşekkürler sevgili Antalyalılar. Ben Kemal. Geliyoruz. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarırız. Çok teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve sevgili eşi Nursen Yavaş'a. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sevgili Antalyalılar. Bugün aynı zamanda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu da Erzurum'da. Şu Antalya'nın güzel meydanından bir de Erzurum'a selam gönderir misiniz lütfen? Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na bir selam gönderin Antalya'dan. Teşekkürler sevgili Antalyalılar. Coşku devam ediyor. Kaldırıyoruz bayraklarımızı. Ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere buraya özgür birey, güçlü toplum, başka bir Türkiye var. Yeter söz yeniden milletindir diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'ı davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Ben Kemal. Geliyoruz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'la baş başa bırakıyorum sizleri. Gelsin artık bereket, ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarız. Hoş bulduk, hoş bulduk.
Hoş bulduk. Güzel Antalya. Değerli hemşehrilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Büyük Atatürk öyle diyor. Türkiye'nin en güzel yeri diyor. Biz de böyle bir güzel kalabalığa hitap ediyoruz. Ambulans istiyorlar. Öncelikle bu Yörük Türkmen diyarında bulunuyor olmaktan dolayı mutluluğumu paylaşıyorum. Siz değerli Antalyalı hemşehrilerimi, hemşehrim diyorum yanlış anlaşılmasın yani, ben Afyonluyum, yuvarlansak kendimizi Konyaaltı plajında buluruz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu Halil İbrahim sofrasına her daim olduğu gibi Antalya'mız güç koyuyor, güzellik koyuyor, irade koyuyor, ruh koyuyor. Tarihi bir kavşağa doğru ilerliyoruz. Belki de Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Niçin zor diyorum? Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne darbeler olmuş, ara dönemler olmuş ama hemen seçime gitmişiz. Sonrasında yapılan bunca seçimde şöyle bir endişeyi hiç taşımamışız. Acaba var olan iktidarlar seçim sandığından çıkacak neticeyi reddeder mi, kabul etmez mi diye hiç endişemiz olmamış. Ama bugün 2023 Türkiye'sinde Cumhuriyet'in 100. yılında bu endişeyi yaşıyor olmak herhalde bu ülke için zullerin en büyüğüdür, en büyüğüdür. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu aziz milleti de, bu büyük cumhuriyeti de nereye götüreceğimizi iyi idrak ettik. Onun bilinci içerisindeyiz. Bu büyük geçmişe sırtımızı dayayacağımıza sırtımızı döner isek, bugün evin yolunu bulamayan iktidar sahiplerine söylüyorum. Bizim yolumuz belli. Evin yolunu bulamıyorlar. Onlar bulamasa yine diyeceğiz ki yollarını kaybettiler. Ama bir parti devletine dönüştürerek her aldıkları keyfi kararın, her aldıkları yanlış kararın bedelini gençlerimiz ödüyor, kadınlarımız ödüyor, emeklisi ödüyor, işçisi ödüyor, ücretli insanlara ödüyor, velhasıl 85 milyon ödüyor bir azınlığın dışında. İtirazımız bunadır. Kendi varlıklarını bir kaçınılmaz kadere dönüştürmek isteyenlere, kendi varlıklarını her şeyin üstünde görenlere elbette ne diyeceğiz? Yeter diyeceğiz. Yeter, yeter. Yetti gari diyeceğiz. Yetti gari. Ege şivesiyle öyle deriz. Yetti gari deriz. Yetiversin gayrı. Biz istiyoruz ki nimetlerini de külfetlerini de eşit ve ortak paydada paylaşalım. Bunun mücadelesini veriyoruz. Büyük liderimiz Süleyman Demirel'in dediği gibi biz bereketli toprakların bedbaht insanları olarak yaşamayacağız demiştir. Ve Anadolu'nun çatlamış topraklarının hasretini gidermiştir. İşte kıymetli hemşehrilerim, çok değerli Antalyalılar, bu aziz milletin Cumhuriyet'in 100. yılında hasretini gidermeye var mıyız?
Şöyle bir bayrakları gösterelim. Şühedanın kanları canları pahasına, kanları canlarıyla vatan toprağının hamuruna karışan şühedanın bize emanetini gelecek nesillere aktaracağız. Kimsenin endişesi olmasın. Bakmayın siz bugünkü mevsimlik milliyetçilere. Onlar işine gelir, milliyetçiliği ayaklarının altına alırlar. İşlerine gelmez, yedeklerini aldıkları birkaç milliyetçi partiyle sureti haktan görünerek şimdi muhalefeti eleştirirler. Peki kardeşim, attığınız yanlış adımların neticesinde Suriye'de bir PKK devleti kuruluyor. Bu sizin eseriniz, AKP'nin eseri, Erdoğan'ın eseri. Bunun hesabını verin siz öncelikle. Söyleyecek sözleri kalmamış. Söyleyecek sözleri bitmiş. Türk milleti, Türk seçmeni 21 yıldır kendilerine yetki istemişler, yetki vermiş. Güç istemişler, güç vermiş. O da yetmemiş, mutlak güç istemişler. Demişler ki dilimizden dökülen kanun olsun. Şaibeli bir referandumla onu da geçirdiler. Bu fiili keyfi rejimin uygulandığı andan itibaren milletimizin sofrada ekmeği küçüldü. İşsizlik çift haneye çıktı. Enflasyon 3 haneye çıktı. Talimatla Merkez Bankası faizi düşürdüğü gibi TÜİK de Türkiye İllüzyon Kurumu olmuş, enflasyonu düşürüyor. İktidarın ihtiyaçlarına binaen. Peki düşürüyor da ne oluyor? Emeklisinden başlayarak ücretli kesimlerin, çalışan kesimlerin hakkını gasp ediyor, hakkını gasp ediyor. Daha birkaç gün evvel veriler açıklandı. Türkiye'nin en zenginiyle en fakiri arasındaki fark 8 katına çıkmış. 8 katına. Şimdi bunların Türk köylüsüne de, çiftçisine de, esnafına da, emeklisine de, ücretli vatandaşlarımıza da bakışı belli. Şimdi seçim zamanı geldi. Sanki karlı dağdan kar bağışlıyorlar. Elde avuçta kalmış varlık fonundaki tüm varlıklarımızı daha düne kadar 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü finanse ediyor dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar'a, Arabistan'a pazarlamanın peşindeler. Seçime yönelik bu kaynakları kullanmanın peşindeler. Kullansınlar. Vatandaşımız da anasının ak sütü gibi devletimizin verdiği bu kaynakları helalinden harcasın. Ama biz bu topraklarda lütuf alan, lütuf veren ilişkisi olsun istemiyoruz. Bu topraklarda doğan her bir çocuk kendi doğduğu topraklarda geleceğini arasın istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Birileri ülkenin yetişmiş doktorlarına, mühendislerine giderlerse gitsin diyor. Onun için hava hoş. Onun için hava hoş. Bu ülkeyi Avrupa'nın mülteci kampı haline getirip kendi insanına giderse gitsin diyemezsiniz. Diyemezsiniz. O açıdan aziz Antalyalılar, cemreler düştü biliyorsunuz. Havaya, suya, toprağa işte 14 Mayıs'ta her bir vatandaşımızın, özellikle gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın
sandığa adeta cemre misali düşeceği gündür. Sandıkları şenlendireceğiz. Malum bir İçişleri Bakanımız var. Ben biraz tanırım kendisini. Çıkmış diyor ki 14 Mayıs seçimleri darbedir, darbe teşebbüsüdür diyor. Birkaç yerde söyledim. Anadolu'muzun güzel bir sözü var. Geçen gün Isparta'da da bahsettim. İşte bunların zihniyetini gösteren bir söz. Ne deriz? Takke düştü deriz. Kelle göründü deriz. Bunların zihniyeti bu. Bunların demokrasi diye bir derdi yok. Demokrasi, hukuk, eğer onların lehine bir sonuç veriyorsa kabulleri. Kabulleri. Nasreddin Hoca'nın kazan hikayesi gibi. Peki kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne niye inanmıyorsunuz? Niye inanmıyorsunuz? Milletimiz bugüne kadar oy verdi. Kabulünüzdü. Şimdi milletin rızasını kazanamayanlar sandığın bile meşruiyetini sorgular hale gelmiş. Ama ne yapsalar nafile. Şimdi son haftaya girdik. Her tür provokasyonu, her tür olumsuz teşebbüsü yapıyorlar ve yapacaklardır. Çünkü onların tek bir derdi var. Aziz hemşehrilerim, tek bir derdi var. Bir kişiyi ve onun ailesini ve onun etrafında olan çok küçük bir azınlığı iktidarını kaybetmesin. Türkiye adına bir idealleri yok. İdealleri yok. Hani Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var. Birinci mısrağını hepimiz biliriz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye. İkinci mısrağında da der ki, görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde. 21 yıldır eserinizde aklınızın rütbesini gördük. Bir 5 sene daha versek. Neyi düzelteceksiniz, neyi yapacaksınız? Şimdi Sayın Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. Neyi vaat ediyor diye baktım ben. 2023 hedeflerinden falan acaba bahsediyor mu diye baktım. Neyse hedefler küçük bir sapma olmuş. Değerli hemşehrilerim, çok küçük. Çok küçük. 2023 olmuş, 2071. Çok küçük ama. Kendi getirdikleri, sistematik hale getirdikleri mülakatı kaldıracağız diyorlar. Ne diyorlar? Ambulans mı? Ambulans diyorlar oradan. Ne diyorlar? Bozdukları ekonomiyi 2002 şartlarına döndürecekmiş. Ne diyorlar? Deprem sonrası gördük. İmar aflarına yasak getireceklermiş. Yasak. Değerli hemşehrilerim, inanın bunlar fikren tükenmiş, ruhen tükenmiş, bedenen tükenmiş, bedenen tükenmiş. Söyledik. Söyledik. Bir daha söyleyelim. Ambulans istiyorlar arkadaşlar oradan. Evet. Aziz hemşehrilerim. Güzel bir kavşağa doğru yaklaşıyoruz. Adeta şafak sayıyoruz. Şafak. Demokrasi şafağı. Yeniden bu büyük ülkede doğacak. Tabii Antalya'mız şanslı. Yerel seçimlerde zaten burada Antalya'mız gereğini yaptı. Şimdi Allah'ın izniyle Türkiye'ye bu dayatmalara karşı demokrasimizi taşlandırmak adına Millet İttifakı olarak
hem Büyük Millet Meclisi'nde hem de 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Çankaya'da Cumhuriyet'in 100. yılını hep beraber kutlayacağız değerli hemşehrilerim. Buna hiç şüpheniz olmasın. Engeller koysalar da şuna hep inandım. Milletin vicdan hizasında durmazsanız, gücü ele geçirdik diyerek devletin gücüyle engeller oluşturmaya çalışsanız da engelleri bu millet yıkıp atar. O duvarları deler geçer. İstanbul'da koymaya çalıştılar. Türk milleti mazeret bırakmayacak şekilde gereğini yaptı. Allah'ın izniyle gereğini yapacağız. Değerli hemşehrilerim, zaman uzuyor. Çok da uzatmaya hacet yok. Hasreti hasretle bekliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız, yarınki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyorsunuz. Allah'ın izniyle sizlerle buluşacak ama son söz olarak sizden bir söz isterim. Değerli hemşehrilerim, bir kravatlı soyguna muhatap olduk. Dünümüzü çaldırdık. Ben de Antalya'da sormak isterim. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Hayır. Evet, daha kuvvetli. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Hayır. Evet, çaldırmayacağız Allah'ın izniyle. Bu büyük ülkede huzur içerisinde, refah içerisinde hepimiz yaşayacağız. Şair diyor ya, vur kazmayı Ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı diyor. Azı kaldı, azı kaldı. Ben de bu duygu ve düşüncelerle tüm Antalyalı hemşehrilerimi, Akdeniz'in incisi, bu güzel şehri saygıyla selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Güzel günlerde buluşmak ümidiyle Cumhurbaşkanımızı sizlere emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Ben Kemal, geliyorum. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Hayır, yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Sevgili Antalyalılar, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Genç arkadaşlarım, son düzlükteyiz. Parolamız net. 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Ben şimdi huzurlarınıza buraya 85 milyonun Cumhurbaşkanı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı sizleri selamlıyor sevgili Antalyalılar. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Ben şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bırakıyorum. Temiz ahlaklı siyaset, eşit hak.
Değişime hazır mısınız? Değiştirecek miyiz? Eski köhnemiz zihniyeti değiştirecek miyiz? Halkın iktidarını iktidara getirecek miyiz? Sizin için çalışacağım, sizin için mücadele edeceğim. Bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin yaşam tarzı siyasete konu olmayacak. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve Bay Kemal'in başının üstünde yeri vardır. Dünyanın en güzel kentlerinden birisinde yaşıyorsunuz. Antalya'da yaşıyorsunuz. Allah aşkına söyler misiniz? Dünyada kaç tane Antalya var? Bir Antalya var. Olağanüstü güzel bir Antalya ve olağanüstü güzel Antalya'nın güzel insanları. Ambulans şuraya sağlık görevlileri bakabilirse arkadaşlar. Olağanüstü güzel, güzel bir Antalya'da yaşıyorsunuz. Olağanüstü güzel bir doğa. Dağları var, ovaları var, güzel insanları var, tarihi var, sanayisi var, her şey var o kadar güzel bir kentte ve bu kentte herkesin huzur içinde yaşamasını isterim. Siz huzuru bütün Türkiye satına yayarsanız bundan son derece, gerçekten son derece mutlu olurum. Kısaca bazı temel noktalara değineceğim. Bir, şöyle bir laf ediyorlar. Efendim, Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz gelecek Rusya ile kavga edecek, Rusya'dan turistler gelmeyecek. Bunlar, yok çekmeyin. Bunların halini size anlatıyorum. Sandığa gideceksiniz, dersini vereceksiniz. Sandığa gideceksiniz, dersini vereceksiniz. Ya biz Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesine inanmış bir insanız. Yurtta barış, dünyada barıştır. Barıştan daha güzel ne olabilir? Huzurdan daha güzel ne olabilir? Bereketten daha güzel ne olabilir? Hiç kimseyle kavga etme gibi bir niyetimiz yok. Herkesi kucaklayacağız. Herkes turist olarak bizim ülkemize elini kolunu sallayarak güzellik içinde gelecek. Antalya onu ağırlayacak. Muğla onu ağırlayacak. Bodrum onu ağırlayacak. Türkiye'nin her tarafında ağırlarız ve güler yüzle kendi ülkesine döner. Dolayısıyla bizim kavga etme gibi bir niyetimiz yok. Bunu bilmenizi isterim. Ve buraya gelen, Rusya'dan turist olarak gelen herkesin de başımızın üstünde yeri var. Niye olmasın? Bizim misafirimiz zaten. Gelecek, Türkiye'yi görecek, Antalya'yı görecek, güzelliklerini görecek. Gidecek Rusya'da Antalya'yı anlatacak. Her seferinde daha fazla turist gelecek. Hiçbir sorunumuz yok. İki, yine diyorlar ki aman ha sakın Bay Kemal'e oy vermeyin. Niye? Gelirse bütün sosyal yardımları kesecek. Ya niye keselim? Akır var mı? Mantık var. Ben yalan sözcüğünü pek kullanmak istemiyorum. Bulunduğum konum itibariyle. Ama doğruyu söylemiyorlar. Niye keselim? Sosyal yardımları aile destekleri sigortasını kurarak sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığı içinde yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Bizim belediye başkanlarımız onlara da diyorlardı. Sakın ha bunlara oy vermeyin. Gelince yardımları keserler. Tam tersi oldu. Belediye başkanlarımızın yaptıkları yardımların sayısı tam 4 kat attı. 4 kat. 4 kat. Yine söyledikleri bir şey daha var. Efendim bunlar gelirlerse bunlar işte terör örgütleriyle işbirliği yapacaklar. Ya işbirliği yapan sizsiniz. Bütün numaraları çeken sizsiniz. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var. Açık ve net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın 2 kırmızı çizgisi var. 1 bayrağımız, 2 vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için geçilmezdir. Vazgeçilmezdir. Bayrağımızı
ve vatanımızı her şeyin üstünde tutarız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla Kuvayi Milliye geleneğinden gelen bir partinin öyle onlar gibi gidip arka kapıda pazarlık yapıp öne çıktıktan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamak gibi bir zaafın içine düşmeyeceğimiz gibi böyle bir şeyi de asla kabul etmeyiz. Halka her yerde, her ortamda, her zaman doğruları söylemek bizim görevimizdir. Bir şey daha. Yazar ya, askerliğini yapanlar görürler. Hudut namustur diye yazar. Bizim hudutlar yol geçen anına döndü. Önüne gelen geliyor. Kim çıkıyorsa Türkiye'ye geliyor. Resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Afganların sayısını ise hiç bilmiyoruz. Ama Bay Kemal'in sözü var. Antalyalılara sözü var. Türkiye'ye sözü var. 85 milyona sözü var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye yolcu edeceğiz. Onları uğurlayacağız. Onlar bunu söyleyemiyorlar. Diyemiyorlar. Ama biz kendi ülkemizde geliyorsa Suriyeli turist olarak gelebilir, eğlenebilir, yemeğini yiyebilir, düğününü yapabilir. Her şey Türkiye'de mümkün. Onları rahat ağırlayabiliriz. Ama Suriye'den gelip Türkiye'de asgari ücretin yarısıyla insan haklarına aykırı koşullarda çalışmalarını doğru bulmayız. Onları kendi ülkelerine uğurlayacağız. Kendi ülkelerinde onlara can ve mal güvenliği dahil her türlü imkanı da bir şekliyle sağlayacağız. Bunu da bilmenizi isterim. Başka bir şey daha. Evet, birleşe kazanacağız. Birleşe. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Bir araya geleceğiz. Sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Ve demokratik yöntemlerle bir otoriter rejimin sonuna noktayı koyacağız. Noktayı koyacak olan sizsiniz. Bu ülkenin saygıdeğer vatandaşları. Hep beraber gideceğiz sandığa. Tamam mı? Söz mü? Söz mü? Bir söz daha istiyorum. Ama bu biraz zor bir söz olacak. Sandığa giderken geçen seçimlerde AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bir vatandaşımızı da ikna edeceksiniz. Gelin diyeceksiniz. Türkiye çok kamplaştı. Türkiye neredeyse kavga eder noktaya geldi. Gelin bir değişime ihtiyacımız var. Yeni bir şey, yeni bir hamle yapalım. Bir değişime imza atalım. Benimle beraber gel ve gidelim oyumuzu bu kez Kılıçdaroğlu'na verelim ve bu Türkiye'ye huzuru getirecekse bu getirecek. Gel beraber gidelim, kol kola gidelim, eğlenerek gidelim, bir bayram havası içinde gidelim diyecek misiniz? Bir AK Partili kardeşimizi ve bir Milliyetçi Hareket Partili kardeşimizi ikna edip beraber sandığa götürecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Çok güzel şeyleri yapacağız, hayata geçireceğiz. Çok güzel. İktidara getirecek olan sizsiniz gençler. Sizde de söyleyeyim. Gençler, ilk kez sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız. Yaklaşık 5,5 milyon genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Ve sizler değişimin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine önemli bir not bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu söyleyecek. Türkiye'de gençler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler. Helal olsun onlara diyecek. Ben de söylüyorum, bu ülkenin demokrasiyi isteyen bütün gençlerine helal olsun. Bir şey daha.
Biliyorsunuz iklim değişikliği var. İklim değişikliği orman yangınlarına yol açıyor. Burası da yaşadı. Antalya'da orman yangınlarını yaşadı. Pek çok yerde sorunlar çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bütün ekipleriyle birlikte orman yangınlarını söndürmeye çalıştı. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda Cumhurbaşkanlığına bağlı 16 tane uçak var. Niye uçak var bilmiyorum. 16 uçağı satacağım. Yangın söndürme uçakları alacağım. Yangın çıktığı zaman söndüreceğiz. Böylece sadece Antalya'yı değil, bütün Akdeniz ve Ege'de çıkacak olan yangınlara anında müdahale edeceğiz. Belki başka ülkelerde çıkarsa, örneğin komşumuz Yunanistan'da, oraya da gideceğiz. Orada da yangınları söndüreceğiz. Dolayısıyla bütün Akdeniz havzasının en güçlü ülkesi haline geleceğiz. Bundan da emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Taşeron işçilerimiz var. Taşeron işçilerimiz var. Güzel. Bütün taşeron işçilere kadro vereceğiz. Bütün taşeron işçilere. Kadro, devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Kadrolu işçi çalıştırır. İşçi işçidir. Kadrosu vardır. O çerçevede görevini yapar. Bunu da bilin. Hafızanızın bir yerine yazın. Taşeron işçiler de yazsınlar. Bay Kemal Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda sizin kadrolarınızın nasıl verildiğini Antalya'da görecek, bütün dünyada görecek. Emin olun. Bir şey daha. Allah nasip etti. Sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığına geçtiğimde saraylarda oturmayacağım. Saray bana göre değil. Ailem de saraya göre değil. Biz sarayda oturmayız. Sizler gibi yaşarız. Sizler gibi oluruz. Mütevazi yaşarız. Ben, eşim, çocuklarım gayet rahat yaşıyoruz. E zaten evimizin mutfağını siz daha iyi biliyorsunuz. Ne olduğunu da biliyorsunuz evimizin mutfağından. Bazen şaşırıyorlar. Ya bu gerçekten onların mutfağı mı? E bizim mutfağımız bu. Gayet güzel, keyifli. Yemeğimizi yiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Şunun için söyledim. Saraylara gitmeyeceğiz. Saraylarda oturmayacağız. Sizler gibi bir tevazi yaşayacağız. Eğer bir yere gideceksek Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz. Bundan hepinizin emin olmasını isterim. Bir şey daha. Öyle anlaşılıyor ki siz yolcu etmeye karar vermişsiniz zaten. Öyle mi yolcu edeceksiniz? Edecek. Bu halk kendi iradesiyle onu yolcu edecek. Bir şey daha ifade edeyim. Bakın bu önemli. Dikkatle dinlemenizi isterim. Olayları geriyorlar. Germek istiyorlar. Gerginlikten bir şeyler kazanmak istiyorlar. Ve toplumu birbirine kırdırmak istiyorlar. Her birimiz sakin olacağız. Her birimiz dikkatli olacağız. Her birimiz provokasyonlara karşı o provokasyonlara kapılmamak için dikkatli olacağız. Bugün Erzurum'da biliyorum. Bu ülkede hiç kimse yalnız olmamalı. Ne der Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir der. Gazi Mustafa Kemal öyle söyler. Hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin diye. Bakınız, her birimiz sükunetle bakmalıyız. Sükunetle davranmalıyız. Domuz bağına bağlayıp insanları öldürenler, Sadatçılar,
beşli çeteler ve o çetelerin avaneleri, bunların tamamı bir araya geldi. Ve bunlar olayları yermek istiyorlar. Toplumu birbirine kışkırtmak istiyorlar. Ve bunların bazı adamları var. Sinan Ateş'in katilleri de o çerçevede. Onlar da torbacılar. O torbacıların da ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Sinan Ateş'in katillerini yakalayacağım. Kulaklarından tutup yargının önüne çıkaracağım. Hiç endişe etmeyin. Gaffar Okan'ın katillerini bulacağım. Kulağından yakalayacağım o katillerin. Onları da teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Gerginlik yaratmak istiyorlar. Gerginlikten kaçınacağız. Gerginlik yapmayacağız. Şunun şurasında 4-5 gün kaldı. Bakın olaylara, germek istiyorlar. Bir kişi terör örgütünden medet umamaz. Terör örgütünden medet umar hale geldiler. Yazıklar olsun onlara gerçekten. Yazıklar olsun. Erzurum Milli Kurtuluş Savaşımızın en önemli kentlerinden birisidir. Erzurumlar da daştır. Erzurumlar bu işlere girmezler. Erzurumlar insanları sever. Erzurum'u bilirim. Ta öğrencilik yıllarından bilirim. Erzurumları da bilirim. Ama oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi çok üzdü. O konuda pek çok telefon da aldık. Erzurum böyle değil ama bir avuç kişi yaptı. Yapanları biliyoruz. Yaptıranları da biliyoruz. Bir yerlerden medet umuyorlar. Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız diye bir arayışın içindeyiz. Unutmayın, uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır. Bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Yani altına etmiş demektir. Koltuklarından kalkmak istemiyorlar, değil mi? Niye kalkmak istemiyorsunuz? Neden halkın iradesine saygı göstermek istemiyorsunuz? Halkın iradesine saygı gösterin. Sandıklar gelecek. Bayram havası içinde gideceğiz sandıklara. Söz mü? Bayram havası içinde gideceğiz. Güle oynaya gideceğiz. Kol kola takılarak gideceğiz. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz ve sandığa öyle gideceğiz. Çünkü biz bu ülkeye demokrasiyi yeniden getireceğiz. Yeniden demokrasi gelecek. Ve gençlerimiz tweet attığı zaman anneleri babaları uyarmayacak. Aman oğlum, aman kızım, sakın bunu yapma. Gözaltına alınırsın diye endişe duymayacak. Gençler, size bir sözüm var. Cumhurbaşkanı olduğumda en rahat beni eleştirebileceksiniz. Rahatlıkla eleştireceksiniz. Ve ben sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağım. Motorları mabiliklere süreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Şimdi Ekrem Başkan Avrupa'nın en büyük metropolünü yöneten ve hiçbir metropolün yapmadığı 10 büyük metro inşaatına aynı zamanda başlatıp ve bitirmeye çaba harcayan bir kişidir. Yıllardır yapamadıklarını yaptı. Burada da sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız Muhittin Bey, o da güneş enerjisinden yararlanarak çok sayıda çiftçimize çok düşük ücretle güneş enerjisi elektrik veriyor. Kooperatifler her türlü desteği yapıyor. Göreceksiniz bizim belediye başkanlarının yaptığı bütün başarıları Türkiye satında göreceksiniz. Türkiye satında herkes görecek bunu. Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü görecekler. Nasıl kalkındığını görecekler. Yoksulluğun nasıl bittiğini görecekler. Sözüm söz, bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda hiçbir fakirin suyu kesilmeyecek. Bizim iktidarımızda hiçbir yoksul ailenin elektriği kesilmeyecek. Bizim iktidarımızda hiçbir yoksul ailenin kışın ortasında doğalgazı kesilmeyecek. Bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği ya getireceğim ya getireceğim. Son söz.
Ekrem Başkan İstanbul seçimlerinde güzel bir slogan geliştirmişti. Her şey hep beraber söyleyeceğiz. Her şey, her şey, her şey. Emin olun, her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharlar gelecek, baharlar göreceksiniz. Bu ülkeye huzuru getireceğiz, göreceksiniz. Bu ülkede beraber yaşamanın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Hep beraber biz bunu yapacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, en içten saygılarımı sunuyorum. Antalya, dünyanın en güzel kenti Antalya. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Sayın Mansur Yavaş ve Gültekin Uysal'ı buraya davet etmek istiyorum. Yok ki burada bir taraf. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği davet ediyorum. Sevgili Antalyalılar, millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Erdoğan Toprak. İzmir milletvekilimiz, baş danışmanımız Tuncay Özkan. Antalya milletvekillerimiz Aydın Özer, Rafet Zeybek, Çetin Osman Budak. Antalya Millet İttifakı İl Başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz, Deva Partisi İl Başkanımız Emre Karaşin, Demokrat Parti İl Başkanımız Mahmut Çil, Gelecek Partisi İl Başkanımız Mevlüt Demir, İYİ Parti İl Başkanımız Bahtet Afşin Karaca, Saadet Partisi İl Başkanımız Ramazan Düzen, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka. Ve aynı zamanda milletvekili adaylarımızı, belediye başkanlarımızı buraya davet ediyorum. Sayın Hasan Subaşı'yı da davet ediyorum. Ben Kemal, geliyorum. İYİ Parti Genel Sekreterimizi de buraya davet ediyorum. Oyunuzu da buraya davet ediyorum. Sevgili Antalyalılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey. Herkes cep telefonu ışıklarını bir yakar mı lütfen? Herkes cep telefonu ışıklarını bir yaksın lütfen. Cep telefonu ışıklarınızı bir yakın lütfen. Yakın sevgili Antalyalılar cep telefonlarınızı ışıklarını. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerimizi sizlere emanet ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hakkınızı helal edin sevgili Antalyalılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili Antalyalılar. Geliyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'nın misafirperverliğine çok teşekkür ediyor. Hoşça kalın diyoruz. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Antalya yolun açık olsun diyor. Antalya seni bağrına basıyor. Hoşça kalın diyoruz.